Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır paylaşmak istediğim yurt dışında markete gittiğimde neler alıyorum, neler almalıyız, hangi reyonlara bakmalıyız. Aslında markette çektim ama sesim nasıl çıkıp çıkmadığından emin olmadığım için yine bir garanti almak istedim kendime. Poşet burada. Daha açıklamalı şekilde burada da anlatacağım. Şu an marketteyim. Ben yurt dışında marketten neler alıyorum az çok onu göstermek isteyeceğim. O zaman hadi başlayalım bakalım. Ben markette neler alıyorum yurt dışında, neleri daha uygunu seçiyorum. Neler buluyorum farklı. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Ve farklı yulaf çeşitleri şöyle. Benim yurt dışında bir markete girdiğimde ilk uğradığım reyon gerçekten yulaf reyonu. Yulaflar, işte kahvaltılık gevrekler. Nedense böyle daha farklı alternatifler olduğu için mutlaka uğruyor ve çok gözüme kestirdiğim bir paketi alıyorum. Gevrek reyonundan, kahvaltılık reyonundan şöyle amarant patlakları. Bu evde de yapılıyor aslında ama ben görünce direkt almak istedim. Deneyeceğim. Beğenirsem kanalda beraber yaparız. Şöyle bir şey. Ve Hindistan cevizi ya. Hem de böyle kocaman. İçinde başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Hindistan cevizi ya. Yine ülkemizde çok fazla pahalı olduğu için yurt dışına gittiğimde alternatifini mutlaka aradığım bir şey. Şöyle kocaman bir tane aldım gelirken de. Şunları buldum şu an. Böyle wasabi kaplı fıstık diyor. Ama içinde çok böyle zararlı bir şey yok galiba. Ondan alayım ya bir tane. Şimdi bunun sağlık oranını, yağ oranını tartışabiliriz açıkçası. Ama wasabi ve yer fıstığını bir arada görünce direkt aldım. Bu tip böyle kuru yemişlerin farklı türlerine de ben gittiğimde bakıyorum. Daha yemedim. Maple syrup diyorlar ama maple diye diyorum ben. Agave ile farklı şeyler ikisi. Ahorn syrup diye geçiyor bazı ülkelerde. Evet. Bunun fiyatını zaten videoda gördünüz. Oldukça uygun fiyatlı. Pankeki zaten sağlıklı yapıyorum. Bari bir de şurubunu kullanayım diyerekten. Beyaz şeker yerine. Çok çok daha uygun fiyatlı olduğu için gittiğimde mutlaka bir tane bakıyorum. Benim şu an evde olduğu için almayacağım ama kinoada bulmak mümkün. Chia gibi. Bizde de var zaten kara buğday çeşitleri. Ben... Bu ne ya? Yurt dışında mutlaka su reyonlarına bakıyorum çünkü aromalı suları çok seviyorum. Mesela şu limon aromalı en sevdiğim bundan alacağım şunu. Ve sonra tabii ki chia. Chia. Çok uygun olduğu için gittikçe stok yapıyorum, alıyorum. Bu da zaten artık her yerde var yani ülkemizde bile var. Ama yurt dışında daha uygun fiyatlı olduğu için ben gittiğimde mutlaka fiyatına, gramajına bakıyorum. Eğer uygun olduğunu düşünüyorsam bir tane alıyorum. Ve İsviçre tabii ki çikolata. Burası olduğu gibi çikolata reyonu şuradan. Buradan ne yapalım? Şöyle farklı bir marka seçelim. Biraz kakao oranı yüksek çikolatalar alalım. Başka varmış kupon. Bunu da alalım. Normalde hep bilindik markalar alıyordum. Ülkemizde de aslında hepsini bulabiliyoruz artık. Dünya o kadar küçüldü ki her şey her yerde var. Bunları daha farklı, daha yerel bulduğum için aldım. Bu mesela 164'lük bir çikolata. Şöyle. Bu da aynı şekilde şöyle 172'lik ince bir çikolata. Aldıklarım bu kadar. Çok hızlı bir market turuydu. Hani 10 dakikan var dediklerinde uğradığım reyonlar bunlar. Umarım video yararlı olmuştur. Siz de gittiğinizde ben çok keyif alıyorum market gezmekten. Hem bir sürü şey alıp geliyorum. Daha uygun fiyatlı oluyor, daha farklı çeşitler buluyorum. Siz de mutlaka gittiğiniz ülkelerde en azından bir saatinizi ayırıp mutlaka marketlere bir göz atın derim ne var ne yok diye. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.